Değerli arkadaşlar, adında adalet olan bir partinin, adaleti katleden bir partinin bir katliamına daha hep beraber tanıklık ettik. Üzülerek ifade ediyoruz. Ülkemiz adına, halkımız adına, bu ülkenin onurlu insanları adına gördüğümüz bu tablo bizi üzüyor. Ancak aynı zamanda hepimize önemli görevler, önemli sorumluluklar yükleyen bir tabloyla karşı karşıyayız. Biz başından bu yana, daha iddianame aşamasından bu yana bu davanın hukuk içerisinde değerlendirilemeyeceğini tümüyle siyasi sahiplerle çöktürmek için, susturmak için, sindirmek için hazırlanan bir iddianame olduğunu, bu amaçlarla bir yargılama yapılacağını söylemiştik. Geldiğimiz aşamada mahkeme heyeti özetle demiş oldu ki, evet, bu dava siyasi bir davadır. Burada yapılan savunmaların, burada söylenen sözlerin, burada yargılanan insanların haklı olmasının hiçbir hükmü yoktur. Ferman yazılmıştır. Bize düşen görev bu fermanın altına imza atıp kamuoyuyla paylaşmaktan ibarettir. Bu son derece önemlidir sevgili arkadaşlar. Ve belki de en az bugün onlarca yıl hapis cezasına çarptırılan arkadaşlarımızla ilgilidir. Bugün burada hukuku katlederek, adaleti katlederek verdikleri cezalar asgari ücretle açlık sınırının altında yaşayan emekçiye söylenmiştir. 10 bin lira maaşla hayatını idame ettirmeye çalışan emekliye sus denmektedir. Eğer siz bu bozuk düzene karşı hakkınızı savunursanız, işte benim elimde bir yargı sopası var. Hepinizi hizaya getiririm diye Türkiye'de yaşayan tüm onurlu insanlar bugün iktidar tarafından tehdit edilmektedir. Bizim için bugün verilecek mahkeme kararının bir önemi yok muydu? İtiraf edelim, vardı. 31 Mart'ta halktan yediği tokata iktidarın nasıl tepki vereceğini görmek için geldik buraya. Ve iktidar 31 Mart'ta yediği tokata cevabını bugün verdi. İktidar diyor ki, siz bana teslim olmazsanız, siz biat etmezseniz, siz direnmeye devam ederseniz, siz beni yenilgiye uğratmaya devam ederseniz, ben de sizi hapislerde tutmaya devam ederim. İktidar bugün Türkiye emekçilerine, Türkiye halklarına meydan okudu. Çok ustaca yaptıklarını da kabul etmemiz lazım. Normalleşme tartışmalarının, yumuşama tartışmalarının tam ortasında, normalleşme dedik ama Kürt'e kadar normalleşme. Normalleşme dedik, yumuşama dedik ama işçiyseniz, emekçiyseniz size normalleşme yok, size yumuşama yok demiş oldular. Ben buradan bütün Türkiye emekçilerine, tüm halklarımıza seslenmek istiyorum. Hiç kimseyi yalnız bırakmamalıyız. Türkiye'nin neresinde olursa olsun, adaletsizliğe uğrayan, haksızlığa uğrayan kim varsa hepsi bizim kardeşimizdir. Hepsiyle birlikte omuz omuza mücadele etmek zorundayız. İktidarın Kürt halkını yalnızlaştırma, onun siyasi temsilcilerini esir alma politikalarına karşı da Kürt emekçileriyle Türk emekçilerinin ortak mücadelesini büyütmemiz lazım. Hep beraber olursak bu saray iktidarından kurtulabileceğimizi daha önce çeşitli defalarda gördük. Bu dersi almayanlara yarından itibaren bu ülkenin bütün emekçilerinin, bütün yoksullarının ortak mücadelesini büyüterek, adalet mücadelesini büyüterek, özgürlük mücadelesini büyüterek yine hep beraber yanıt vereceğiz ve mutlaka biz kazanacağız.